da bununla ellerimizi yıkamak olması lazım. Eğer bu olanaklara sahip değilsek ve toplu yaşam alanlarında çevreyle temasımız oluyorsa o zaman el dezenfektanı veya kolonya kullanabiliriz. Evimizde beslediğimiz kedinin veya bir başka canlının hastalığı taşıma ihtimali yok. Ancak hastalık ülkemizde çok yayılır. Her alanda bulunursa o zaman riski olabilir mi? Bilimsel çalışmalara bakmamız lazım. Bugün için de böyle bir bilgiye sahip değiliz. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Ancak şu anda hastalık üzerinde, COVID-19'un üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz, belirli bir şekilde başarı gösteren ilaçlarla denemeler devam ediyor. Bu hastalık solunum yolu hastalıklarından bir tanesi. Gripe benzeyen özellikleri var. Özellikle de bulguları ateşe, öksürüğe, ve aynı zamanda da çok ciddi halsizliğe neden oluyor. Bu özellikleriyle gribe benziyor. Ancak tamamen yeni bir virüs ve akciğerleri daha fazla tuttuğu için daha ağır seyrediyor. Çin'den gelen kargolarda veya paketlerde ya da eşyalarda hastalığın bize bulaşması mümkün değil. Çünkü Covid-19'a neden olan bir virüs ve bu virüs de dış ortamlarda çok uzun süre canlı kalamıyor. Çocuklarımıza alacağımız Çin malı oyuncaklarda özellikle plastiğin kalitesine, içeriğine bakmak lazım. Ama virüs açısından soruyorsanız herhangi bir risk içermez. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanırken veya toplu yaşam alanlarına girerken bizde herhangi bir hastalık bulgusu varsa solunum yolu hastalığı, hapşırığımız, öksürüğümüz veya burun akıntımız olduğu dönemlerde biz maske takarsak diğer kişilere hastalığın bulaşmasını önleriz. Sadece suyla yıkamak aslında mekanik temizlemeyi sağlar. Ancak biz burada virüslerin de uzaklaştırılmasını, bakterilerin de uzaklaştırılmasını istiyoruz. O nedenle su ve sabunla yıkama ve 20 saniye yıkama esas olmalı. Böyle bir olanağa sahip değilsek el dezenfektanı veya kolonya kullanabiliriz. Bugün için bildiğimiz COVID-19 varken bir başka viral enfeksiyonun varlığı veya bakterinin varlığı hastalığın çok daha ağır ve ölümcül seyretmesine neden oluyor. O nedenle influenza'dan, grip'ten korunmak için aşı yaptırdıysak daha şanslıyız. Bugün için bildiğimiz COVID-19 varken bir başka viral enfeksiyonun varlığı veya bakterinin varlığı hastalığın çok daha ağır ve ölümcül seyretmesine neden oluyor. O nedenle influenza'dan, grip'ten korunmak için aşı yaptırdıysak daha şanslıyız. Ülkemiz koşullarında son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunduysanız, tek başına öksürük değil, öksürükle beraber ateşiniz varsa o zaman bir sağlık kurumuna başvurup değerlendirilmeniz gerekir.